Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Havva, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır yapmayı planladım ama bir türlü aklımda tam oturtamadığım bir başlık ve belki de bu başlıkla kanalıma denk geldiniz. Tam olarak aradığınız yerdesiniz. Elimden geldiğince kolay ama gerçekten çok güzel duran, çok şık oje tasarımları yapmaya çalıştım. Özellikle dikkat ettiğim konu şuydu. Sol elimize çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz ama sağ elimize yapamıyoruz. O yüzden dedim ki öyle şeyler seçeyim ki hem sağ elimize hem de sol elimize rahatlıkla yapalım istedim. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Olabildiğince kolay ve basit. Tek tek hepsini denedim. Umarım seversiniz. O yüzden lafı çok fazla uzatmadan videoya geçelim istiyorum. Öncelikle şunları bir köşeye alayım. Olabildiğince oje zaten getirdim. Gösterebildiğim kadar kolay, basit oje tasarımları göstereceğim. Videoya başlamadan önce size birkaç tane şey göstermek istiyorum. Çünkü bunlar çok çok önemli. Bu zamana kadar çok fazla ürün kullandım. Bu arada hiçbiri reklam ya da herhangi bir sponsorluk hiçbir şey yok. Tamamen deneyimlerimden dolayı söylüyorum. Bu zamana kadar çok çok fazla ürün kullandım. Yani tırnak konusunda evet memnun olduklarımı size her zaman söyledim ama şu ana kadar kullandığım en ama en iyi ürün bu. Golden Rose'un Beauty Oil'i. Gerçekten tırnağımı bunun kadar iyi güçlendiren, bakım yapan bir ürün daha kullanmadım ve indirimlerde çok çok uygun oluyor. Ben zaten size bundan 1,5 ay önce falan aldığımda paylaşmıştım. O zamandan beri kullanıyorum. Özellikle de haftada bir veya işte 10 günde bir falan kullanıyorum. Tırnaklarınız çok kötüyse olabildiğince ilk zamanları her gün ya da 2 günde bir kullanmanızı tavsiye ederim. Ojesiz tırnaklarını da kullanıyorsunuz. Yani oje varken kullanmıyorsunuz. En fazla 20 TL falan tam hatırlamıyorum. Çünkü 3-4 tane ürün almıştım. 60 TL ödemiştim. Şu ürünü falan da almıştım. Bundan 2 tane aldım. Hatta matlaştırıcı falan da almıştım. Zaten burada gördüğünüz bazı ürünleri ben aşağıya linke bırakacağım. Haberiniz olsun. Kullandığım en ama en iyi tapkat. Hem çok hızlı kurutuyor hem de uzun süre kalıyor. Size şöyle bir set önerebilirim. İçindekilerin bazıları buna ait değil. Çıkarayım hatta. Şunlar Flormar'a ait. Bu şekilde bir setim var. Ben bunu geçen sene 30-40 TL gibi bir fiyata aldım. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi. Hem böyle hem de bu şekilde 4 tane ucu yuvarlak olarak 4-5 taneli hem de bu şekilde setli falan böyle bayağı ürünlü 60 TL'ye en fazla 60 TL'ye bulabiliyorsunuz. Hiç gerek yok. Dediğim gibi ben bunu Trendyol'dan aldım. Bu tarz ürünler şu anda işimizi görecek. Bence bu tarz bir ürün elinizde olsun. Eğer makyaj ve oje tasarımlarını falan seviyorsanız çünkü makyajda falan da kullanabilirsiniz. Herhangi küçük detaylar vermek için göz makyajınıza veya yüzünüze. Kullanacağım ojeleri de göstereyim. Ondan sonra direkt başlıyorum. Biolis'in 600 numarası. Şöyle 100 numara bilek. Yine aynı marka Biolis. Pastel 237. Bunu daha yeni aldım. Çok güzel bir rengi var. Flormar'ın 035. Sarıyla siyahı kaldırıyorum. Buraya bant yapıştırabilirdik de benim bant şu an bulma ihtimalim 0. Pasteli alıyorum ben. Ben genelde 2 kat uyguluyorum çoğu ojeyi. Haberiniz olsun. Normalde bunun yarısına bant yapıştırmalıydım. Çünkü yarısına bu ojeden süreceğim. Köşelerini temizlerim zaten. Şöyle yarısına uyguladım. Şimdi Biolis'in 600 numara ojesine geçiyorum. Yine tek kat uyguluyorum. Kuruduktan sonra, birazcık kuruduktan sonra ikinci katımı geçeceğim. Elim olabildiğince titretmiyorum. Eğer bant olsaydı tabii ki de daha kolay olurdu ama bant olmadığı için daha düzgün vurmaya çalışacağım. Şöyle ilk katlarını vurdum. Şimdi sıra ikinci katta. Tırnağımın ucunu geçmeyi unutmuyorum. Çünkü o kalıcılığını arttıracaktır. Ojenin. Oje bayağı güzelmiş yalnız. Bunu daha dün aldım ve bayıldım. İkisi de birbiriyle çok çok güzel duruyorlar. Bu elime sürmeyeceğim. Ama eğer bu elime sürseydim yine aynı ya bu şekilde sürecektim ya da şöyle bir şey de yapabilirdim. Hani farklı olsun istiyorsanız tersini yapardım. Bu elimdekilerin tamamen tersini buraya yapabilirdim farklı olması için. Alüminyum folyo falan da alabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben bu şekilde lens kutumu alacağım. Çünkü çok çok fazla var bende. Sarı ojemi şöyle damlatacağım. Bununla tam ortasına bırakıyorum. Ucunu fazla bastırmayın yoksa ojeniz bozulur. Ben sadece böyle üzerinden geçiyorum. Hiç bastırmıyorum neredeyse. Şöyle ortasına bir yuvarlak yaptım. Sırada siyah oje var. Ama yani bugün uğursuzluk var bende. Ne bir şey açıyorum ya açtığım açılmıyor ya da ojeden koyuyorum birazcık. Kuruduğunda macun gibi oluyor. O yüzden kuruduğu an sürmeyin. Şu şekilde. Sadece ufak bir tavsiyem var. Benim gibi acele etmeyin. Ben sarı kurumadan sürmeye çalıştım. Çünkü diğer modelleri de göstereyim diye.
herhangi böyle desenlerde ojenin iyice kuruması lazım. Ondan sonra tap katı geçin. Yoksa bütün desenleri falan mahvedersiniz kurumadan sürerseniz. Bunu hemen şıpşak siliyorum. Diğer ikinci modele geçiyorum. Bu sefer çok basit ama çok güzel duran bir oje modeli yapacağız. Hem de aşırı aşırı basit. Ya öyle böyle değil. 6 tane oje var. Bu taban rengimiz olacak. Biraz zaten rengimize yakın bir oje olacak. Yani illaki istediğiniz her renk olabilir. Hiç fark etmiyor. Bendeki ben bunu BİM'den aldım. Bendeki 004 Flormar Predi'nin ojesi. Bunun dışında da bu şekilde 5 farklı ama birbiriyle güzel durabilecek oje var elimde. Sizdeki renkler istediğiniz gibi olabilir. Ben biraz daha yaza uysun diye elimde rengarenk oje bulunduruyorum. Şimdi hızlıca hepsini göstereceğim. Beğendiğiniz olursa ekran alırsınız. Taban rengimi alıyorum. Zaten tek katta bile bu kadar güzel kapatan çok nadir ojelerden biri. Ben bu ojenin felaket bir şekilde aşığıyım. Dediğim gibi BİM'den aldım. Ay çok güzel. Çok çok. Bundan alın. Şu şekilde tek kat sürdüm. Birazcık kurusun. Hemen size göstereceğim. Bu lilayla başlıyorum. İlk çok fazla almamaya çalışıyorum. Sıyırdım. Şu şekilde en köşeden... Aslında size bir tık yaklaşabilsem şöyle çok iyi olacak. Sarıyı aldım. Çok fazla almamaya çalışıyorum. Sıyırıyorum. Bu sefer ben göremiyorum ama. Bak bu morla bu renk çok güzel durdu. Bunların üzerinden birer kat daha geçeceğim bazılarının. Özellikle yeşil olanı falan. Çünkü tam istediğim gibi olmadı. Şimdi sıra mavide. Ben şu an bunu hiç bozmak istemiyorum ama. Of böyle yapıyorum. Sonra çok pişman oluyorum. Farklı günlerde çekmediğim için. Hepsini böyle bir anda yapınca çok pişman oluyorum. Tırnaklarım normalde bitti. Bu şekilde duruyorlar. Gerçekten. Çok ama çok güzel duruyorlar. Şimdi bir sonraki desene geçeceğim. Çok çok basit ve çok güzel duruyor bu. Bu sefer bunu kullanacağım. Yani kullanmak zorundayım çünkü modeli tamamen görebilmek için. Üçü de yeşil. Bir tanesi... Umarım numarası gözüküyordur, anlaşılıyordur ama ben size söyleyeyim 316. Çok güzel bir renk. Bir diğeri. İlk kullanacağım bu en koyusu, daha sonra biraz daha açı ve diğeri. Bunları köşeye alıyorum. Şu şekilde küçük bir fırça aldım. Önemli olan şu kat kısımları. Yani şu uçları çok önemli çünkü oralara farklı renklerde süreceğim. Aynı şekilde buraya da alıyorum. Şimdi bunun ucunu temizleyeceğim hemen. Aseton aldım. Birazdan kullanacağım için şu şekilde kurutuyorum. Bunu köşeye bırakıyorum. En uca süreceğim rengi alıyorum. Şu açık yeşili. Diğer tırnaklarıma sürüyorum. Birer kat. Sonra kuruyunca ikinci katı geçeceğim. Bunları geçtikten sonra şu orta tonu alıyorum. Pastelinkini. Uçlara çok gelmeyecek şekilde sürdüm. Çünkü uçlarını bir daha renk, farklı bir renk süreceğim için kat kat olunca kurumayacaklar ya da macun kıvamına gelecekler. O görüntüden nefret ediyorum. Tabii ring light'tan anlaşılırsa. Sırada uç kısmı var. Bunun için de açık rengi alıyorum. Şu açık renkten diğerlerini iki kat sürdüm. Çok da güzel duruyorlar. Güzel duruyor ya. Of.
Of of, böyle olunca moralim bozuluyor. Hiç silmek istemiyorum. Bitirdim sayılır. Ya ben şimdi bunu nasıl sileceğim? Eğer başka bir desen yapmıyor olsaydım hepsini tek tek TapCut'tan geçerdim. Ama geçmeyeceğim çünkü zaten sileceğim. Siz geçmişim benim farz edin. Bütün hepsini tek tek TapCut'tan sürmüşüm farz edin. Şu ikisine süreceğim çünkü nasıl duracaklarını birlikte görelim istiyorum. Hem de şu boş kısımlar parlasın. Şöyle hemen geçiyorum çünkü çok uğraşırsam bu sefer ojeyi bozarım. Hemen sürdüm. Bu kısma bırakıyorum. Geçtim. Sakın ama sakın kurumadan sürmeyin. Yoksa bütün ojeyi mahvedersiniz. Ben hepsini iyice beklettim. Bayağı bir bekledim kurumalarını. Ondan sonra sürüyorum. Yani normal tek renk olsa bunu sürmekten çekinmem ama şu an üçü de farklı renk olduğu için ve kat kat oldukları için kat kat oje sürünce macun kıvamına geliyor ve kuruması çok zor oluyor. O yüzden... Şimdi bunu siliyorum. Ağlayarak sileceğim. Emin olabilirsiniz bundan. Bir diğer ojeye geçiyoruz. Bir diğer oje modeli için kullanacağım ojeleri getirdim. Sırayla gösteriyorum. Pastel'in mükemmel beyaz ojesi. Buna aşığım. Arkasındaki numara silinmiş. Instagram'da ben bunu paylaşmıştım. İyi ki de paylaşmışım. Şu an numarası burada yazmıyor. Ama 04 sanırım. Hızlı hızlı bütün hepsine... Köşeye alıyorum. Beyaz ojeyi alacağım. İkinci sürdüğüm oje şeklinden şu şekilde sürmüştüm ya. Bu sefer yuvarlak şekilde bu tarafa sürelim diyorum. Normalde bu tarafa yapardım ama diğer tarafı yapalım. Hadi bu sefer de içimden böyle geldi. Anasını satayım. İçimden geldi. Beyazla işim bitti. Ya böyle bile güzel duruyor bence. Kabımı tekrar alıyorum, temizledim. Bazı yerlere küçük bırakacağım, bazı yerlere büyük bırakacağım. Aslında bak şurayı görebilecek miyiz? Bence görebiliriz. Şöyle de yapabilirmişiz. Aa bak böyle de güzel duruyor. Bunu da diğerleri gibi yapacaktım. Bir de farklı göstermedim. İsterseniz bütün tırnaklarınızı böyle yapın. İsterseniz böyle yapın. Veya iki tırnağınızı bu şekilde yapın. Diğerlerini düz beyaz ya da düz alttaki renk, ten rengi de olabilir. Ya da siyah da uygulayabilirsiniz. Yani tamamen sizin zevkinize kalmış. Ya da bu şekilde... Şu iki tırnağınızı yapıp diğerlerini sade yapabilirdiniz. Şimdi şu iki parmağımı sileceğim. Size aslında göstermek istediğim şekli göstereceğim. Hemen. 237 numara pasteli. Flormar'ın FC14'ünü sürelim. Ay ne kadar güzel bir lilaymış bu. FC14 müydü? Evet. Bayıldım. Renge bak. Şundan bir kat daha süreceğim. Ardından size göstermek istediğim ojeyi göstereceğim. Yani şu şekilde bile bütün tırnaklarınızı sürseniz yeterli. Ya da uçlarına mesela. Ay çok güzel ama be. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle lilaya çok daha iyi durdu. Örnek veriyorum bu parmağı, bu tırnaklarınıza, 2-3 tırnağınıza ise 2 tırnağınıza bu şekilde sürüp diğerlerine normal ojeyi, sadece ojeyi sürseniz yine güzel duracaktır. Veya komple bütün tırnaklarınıza bu ojeyi sürdükten sonra uçlarına sadece glitter da geçebilirsiniz. Aslında ben geçenlerde öyle yapmıştım. Çok güzel durmuştu. Mavi çizgili gömleklerle veya da mavi tonlu herhangi bir gömlek. Açık mavi, koyu maviler. Mavinin her tonu olabilir. Her türlü mavi giydiğinizde veya jean giydiğinizde yakışabilecek oje modelini göstereceğim. Bunun için 3 adet ojemize ve tabii ki de her zamanki gibi bir tane TapCut'ımıza ihtiyacımız var. Ama ben TapCut'ı tekrar söylüyorum. Kullanmayacağım şimdilik. İlk ojem Biolis'in 101 numara ojesi. Bu rakı beyazını tırnaklarıma geçeceğim. Daha sonra 04 numara pastel. Mükemmel bir oje. Sizin sayenizde keşfettim bunu da. Bu da FC41. Bayağı lacivert bir renk.
Sırada iki taraflı uygulayacağız. Bir tarafını az önceki gibi ince yuvarlak, diğer tarafını küt. İlk beyazı alıyorum. Köşelerini hiç düşünmeyin bence. Şöyle hafif yuvarlak getireceğim. Bunu küt tırnaklarınızla yapabilirsiniz. Kısa tırnaklarınızla yaparsınız. Benimkisi badem şeklinde ama yani illa böyle badem olması gerekmiyor bence. İki tarafı da direkt küt değil de bir tarafı biraz daha yuvarlak, bir tarafı tam küt. Köşelerini temizleyip hemen geliyorum. Baktığınızda gerçekten çok basit ve çok güzel duruyor. Bu şekilde iki deseni yaparsınız. Diğerlerini beyaz lacivert uygulayabilirsiniz. Veya şu üç tırnağınıza beyaz veya lacivert uygulayıp şu ikisini bu şekilde desende verebilirsiniz. Birazdan zaten göstereceğim size. Ben çok seviyorum. Hem çok sade hem çok zarif duruyor ve çok güzel. Ayrıca çok çok da basit. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Bunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Golden Rose 36. Mules 100, pastel 04 ve tap katım. İlk beyazı kullanayım, daha sonra pembeyi, çünkü beyazın üzerine desen yapacağım. Yüzük parmağım ve işaret parmağıma beyaz uyguluyorum. Daha sonra pembeyi alacağım. Normalde bu pembeyi kullanmayı düşünmüyordum ama beyazla pembe güzel durdu. Normalde bunu kullanacaktım pembenin yerine ama o kadar güzel bir oje değildi. Yani kaç kat sürmeme rağmen net renk vermedi. Şimdi şey diyeceksin, altına beyaz ya da farklı bir renk sür diyeceksiniz ama sürdüğüm yine de olmadı. Hatta bana böyle neon yeşili, böyle 2-3 kat değil de 2 katta kendini belli edecek. 3. katı sürmek istemiyorum çünkü. 2 katta kendini belli edebilecek bir neon yeşili önerirseniz çok mutlu olurum. Şimdi pembelerin 2. katına geçeceğim. Daha sonra beyazlara desen verebilirim. Beyazlar birazcık kurusun. Şöyle göstereyim size, renkleri çok güzel. Ondan sonra siyah oje ile desen vereceğim. Kabımı alıyorum. Siyah ojemi alıyorum. Büyük büyük desenler veriyorum. Tırnaklarımın kurumasını bekleyeceğim. Ardından tap katı süreceğim ve bitiriyorum. Golden Rose'un tap katını alıyorum. Beyazlar kuruyana kadar inek desenlerimiz. Biz şu pembelere sürelim. Evet. Gördüğünüz gibi bütün nail artları tek tek denedim. Dediğim gibi hem çok kolaydı hem de çok basitti. Elimde son kez bu var. Bu ikilinin uyumunu çok çok fazla beğendim. Özellikle şuraları şey istiyordum ben, neon yeşil istiyordum ama istediğim neon yeşil ojeyi bulamadım. Bu videonun devamının özellikle gelmesini istiyorsanız, hani hava tekrar çek diyorsanız aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.